İşte bu at. Dershane sarayındaki aşık de bu. Aşık efendimizin kapatması olmuş. Bir de utanmadan insan içine çıkıyor. Aşık'ta. Edepsiz aşık'ta. Beni çağırmışsınız. Gel Farya. Sana saldırmaya cüret eden gafiller yakalandı. Cezalarını nasıl çektiklerini gör istedim kendi gözlerinle. Hepsi bu mu? Peki ya bu adamlara o emri veren, harem dedikodusunu bütün şehre yayan o cani nerede? Öyle bir hain olsaydı ilk onun kellesi alınırdı. Müsaade ederseniz adamları kendim de sorgu sual etmek isterim. Lüzum yok, gereken yapıldı. Adalet neden işlemiyor sultanım? Ayşe Sultan buna değer mi? Neden koruyorsunuz onu? Tutturdun Ayşe yaptı diye. Yeter, unut artık bunu. Adalet dediğin şüphe ve iftirayla değil, delille sağlanır. Farya Hatun. Herkesi bizzat ben sorguladım. İnanın bana, eğer bir delil olsaydı, sonun nereye, kime varacağına bakmaz, gereğini yapardım. Atike'nin dairesinde kalırsın hünkâr oğlum gelene kadar. Hem birbirinize dert ortağı olursunuz, hem de burası daha emniyetli. Bağışlayın. Ancak burada kalmak istemiyorum. Tersane sarayına geri dönüp Sultan Murad'ı orada beklemek istiyorum. Müsaade ederseniz. Gülbahar Sultan. Ayşe Sultan. Ne oldu böyle? Yüzünde güller açması lazım gelirken. Telaşın niye? Haremde bir laflar dolaşıyor. Farya'ya saldıranlar yakalanmış. Ya konuşurlarsa? Ne yaparım ben? Telaşa mahal verme. Yakalanan ağlar başka. Senin emir verdiklerinin icabına bakıldı. Suçlular yakalanmış deyince herkes. Korktum. Korkma. Sen sessizliğini muhafaza ettiğin müddetçe kimse seni itham edemez.
Etseler de ispatı yok. Allah sizden razı olsun. Beni öyle büyük bir dertten kurtardınız ki. Dileyin benden ne dilerseniz. Şimdilik bir arzum yok. Fakat ihtiyaç hasıl olursa çalarım kapını. Herhalde beni geri çevirmezsin. Yapabileceğim bir şeyse hiç şüpheniz olmasın.